Kadına şiddet noktasında Özlem Zengin'e tepki gösteriyoruz da, vay çıktı mecliste ne dedi? Bu bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Ya arkadaşlar, seçime doğru giderken bazı isimler hakikaten anlam veremiyorum. Aklım almıyor. Ya Özlem Zengin kendi başına çıkıp mecliste AK Parti Grup Başkan Vekili olarak böyle bir ifade kullanabilir mi? Tayyip Erdoğan'ın bilgisi olmadan, AK Parti'nin kurullarının bilgisi olmadan Özlem Zengin çıkıp da kardeşim 42-86 bizim, 42-86 mı nedir onu da yanlış söylemiş olabilirim. Yani kadına şiddet olayıyla ilgili o maddenin kaldırılması yönünde Özlem Zengin kendi kafasına çıkıp böyle bir şey diyebilir mi? Ya arkadaş, ya bugün ben şunu net olarak söylüyorum. Özlem Zengin o konuşmasını, o açıklamasını Recep Tayyip Erdoğan'dan izin almadan yapmamıştır. Yapamaz. Tayyip Erdoğan'sız diyecek ki biz buna kırmızı çizgimiz. Eğer Erdoğan'ın bundan haberi olmasaydı, bir dakika sen kimsin gel bakayım buraya derdi. Gel buraya gel derdi. Şimdi sosyal medyada Allah kabul etmesin ya. Ya bu AK Parti'ye ya da işte AK Parti'ye gönül veren arkadaşlar üç tane kadının üzerine çarpı atmışlar. Çarpının ne anlama geldiğini siz benden daha iyi bilirsiniz. Fatma Şahin, Özlem Zengin, Derya Yanık'ın üzerine üç tane çarpı atmışlar. Ve niye az önce dedim Allah kabul etmesin? Ya Canan Kaftancıoğlu bu kadınları savunmak durumunda kaldı ya. Ya bunlar yalnız değil diye tweet attı arkadaş. Ya siz niye millete böyle bir fırsat veriyorsunuz? Ve kadın Özlem Zengin çıktı dedi ki tehdit ediliyorum yoruldum artık dedi. Nerede konuştu arkadaş? A Haber'de konuştu. A Haber'de. Bakın burada konuşsa derim ki ha bu AK Partililerden şikayet eder. Yani Habertürk'te konuşsa ipleri kopardı deriz. Sözcü'de konuşsa deriz ki tamam bu kadın koptu bitti. Gidiyor. Fakat A Haber'de açıklamasını yapıyor ve yorgunluktan bahsediyor, yalnızlıktan bahsediyor. AK Parti tabanının bazı kesimlerde kendisine karşı yapmış olduğu linç girişiminden şikayet ediyor. Ve arkadaş Özlem Zengin'in böyle bir konuşma yapmasını, böyle bir açıklama yapmasını da yanlış buluyorum da. Ama arkadaş sen buna sebep oluyorsun. O da bir kadın, bir anne. Onun da şuraya kadar dayanabilecek bir gücü var. Yani sabahtan akşama kadar kadının ne iffeti kalıyor, ne namusu kalıyor, ne ahlakı kalıyor, ne bilmem nesi kalıyor. Hiçbir şey geride bırakmıyorsun. Kadına dümdüz gidiyorsun, küfür ediyorsun. Ondan sonra da dönüp diyorsun ki ben AK Partiliyim. Ondan sonra da kadını hedef haline getiriyorsun. Sonra malum güruh çıkıyor diyor ki AKP'de yalnız kadın. Şeyde Sözcü gazetesi de manşet yapıyor. Ya niye bu kötülüğü yapıyorsun arkadaş? Şunun sırasında kalmış 55 gün, 55 gün. Tekrar söylüyorum şu anda bana da tepki göstermiş olabilirsin. Ama arkadaş Özlem Zengin Tayyip Erdoğan izni olmadan bu konuşmayı yapamaz. Sizin söylediğiniz, sizden bahsetmiyorum. Sosyal medyadaki linçten bahsediyorum. Özlem Zengin'e söylenen her kötü laf Recep Tayyip Erdoğan'a söylenmiştir, biliyor musunuz? Neden? Neden? Hadi canım sen de demeyin. Çünkü Özlem Zengin mecliste AK Parti Grup Başkan Vekili olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil ediyor. Onun adına konuşuyor. Onun adına fikirlerini beyan ediyor. E sen kadına saydırıyorsun. E sen kadına sövüyorsun. Şimdi mesela Özlem Zengin kötü, değil mi? Ya arkadaş, affedersiniz de kim olursa olsun yani Recep Tayyip Erdoğan'ın kafası sizinki kadar çalışmıyor mu ya?
O akıl yok mu onda da siz ona aklı veriyorsunuz? Bu kadın aday olursa bilmem AK Parti şöyle olur, birinci turda kazanamaz, ben de vermem ve aday yapma diye yaygara koparıyorsunuz. Yani sen mi akıl vereceksin? Seçmensin, eyvallah da. Ama işte bu ülkeyi bu adam yönetiyor. Bir karar vermiş. Bu hanımefendiyle çalışmaya o karar vermiş. Vay sen bunu nasıl grup başkan vekili yaparsın? E geç o zaman sen Erdoğan'ın yerine otursan karar ver kardeş. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nesir. Yahu seçime gidiyoruz arkadaş. 55 gün var ya. 55 gün kalmış, sen bu yaygarayı niye koparıyorsun? Bak Fatih Portakal bugün geldi Sözcü'de haber sunmaya başladı. Adam çağırıyor, adamını çağırıyor. Kopma gel diyor, kopma gel. Kop gel diyor. Biz de diyoruz ki kop git, kop git, kop. Kop, canın cehenneme diyoruz. Ama bu işi mi yaptığımız ya? Şimdi Erbakan meselesi, işte bu tartışmalar hani Özlem Zengin falan diyenler de öyle o açıklama yapmasaydı Erbakan. Yok kardeşim öyle değil. Erbakan'ın kurmayları bile isteye bir tane liste koydular. Olmayan bir listeyi ortaya koydular. Ortalığı karıştırdılar. Ve döndüler, dediler ki kardeşim biz yokuz. Niye yokuz? Aldım kulisleri söylüyorum. Ben söyleyenin yalancısıyım. Güya net bilgi değil bu. Güya yeniden Refah Partisi 20 tane milletvekili istemiş AK Parti kontenjanından. Erdoğan da demiş ki olmaz kardeşim. Erdoğan da olmaz demiş. Şimdi şunu yapmayalım ama. Bakın. Allah Erbakan'ın yolunu açık eylesin. Allah başarılı kılsın. Allah muvaffak etsin. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Ya en azından Kemal Kılıçdaroğlu'nun kolunu kaldırıp işte Cumhurbaşkanı adayımız demedi ya. Demedi abi. En azından onun partisinin önünde yeniden Refah Partisi'nin, yani Erbakan'ın kemiklerini sızlatmadılar ya. Erbakan'ın kemiklerini sızlatmadılar. Niye? Türkiye layıktır, layık kalacak diye slogan atıyorlar. Temel amca orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini havaya kaldırıyor ve konuşmasını bitirirken de Esselamun Aleyküm diyor. Ya adam orada diyor ki Türkiye layıktır, layık kalacak, senin bir ehemmiyetin yok diyor. Yıllardır senin için attıkları slogan atıyorlar. Saadet Partisi'nin kapısında Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atıyorlar. Sen Esselamun Aleyküm diyorsun. Kim ne anlıyor orada Esselamu Aleyküm'den ya? Esselamu Aleyküm kime söylüyorsun güzel kardeşim? İşte Erbakan bunları yapmadı. Yapmadığı için de ben diyorum ki Allah muvaffak eylesin. Allah başarılı eylesin. Çünkü daha yaşı çok genç. İleride siyaset yapacak. O da kendince bir yol izledi. Şimdi arkadaşlar, ama ne olursun biz de şunu yapmayalım. Bak, Meral Akşener o masadan kalktı değil mi? Meral Akşener o masadan kalktı diye İrfan Değirmenci, Nevşin Mengi, Fatih Portakal, ondan sonra Merdan Yanardağ, ondan sonra Şirin Payzın, İrfan Değirmenci, bunların hepsi nasıl saldırdılar? Lan ne iffet kaldı, ne başka bir şey kaldı. Ağzına gelenle saydılar, 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 saydılar. Yani tam da Yavuz Ağar Alioğlu'nun söylediği gibi 30 yılda etmedikleri küfürü 4 saatte yaptılar diyor. 4 saatte. Şimdi Meral Akşener masaya döndü. Bu sözünü ettiğim kişiler, Meral Akşener'e küfür edenler tekrar övmeye başladılar. Hoş geldin. Şimdi biz bunu yapmayalım. Bakın. Fatih Erbakan bu ittifaka katılacak diye açıklama yapsaydı
Şimdiye alkış tufanı vardı. Herkes alkışlıyor. Bravo, helal olsun, iyi yoldasın. Ama ittifaka katılmadı diye hain ilan etmeyelim. Ben iki gün önce dedim, çok ilkeli bir siyaset yürütüyor dedim. İki gün önce. Ama bugün yine söylüyorum, ilkeli siyaset yürüttü. Kardeşim mertçe çıktı, dedi ki ben yok. Ben kendi yoluma gideceğim kardeşim dedi. Tamam. Şimdi ben ne diyeyim? Fatih Erbakan'a küfür mü edeyim? Şey gibi, İrfan Değirmenci gibi. Ya da Nevşin Mengi gibi ağzımı gözümü mü yamultayım? Ha ve falan filan yaptı. Muharrem İnce'nin taklidini yapıyor ya. Hayır kardeşim. Onların Meral Akşener'e yaptığını bizim kendi evladımız olan Fatih Erbakan'a yapmayalım. Yapmayalım. Ha ben ne olacağını size söyleyeyim. Fatih Erbakan öyle ya da böyle bugün çok güzel konuştu, onu da söyleyeyim. Yani bugün yapmış olduğu açıklama aslında Saadet Partisi'nin liderinde, kadrolarında yerle yeksan eden bir açıklamaydı. O kadar güzel bir açıklamaydı. Şimdi ne olacak? Ben size söyleyeyim. Saadet Partisi'ni kırpacak. Alacak yani. Saadet Partisi'ni güçsüz hale getirecek. O bilge adam diyorlar ya, Temel Karamollaoğlu'yu. İşte onun gücünü elinden alacak. Bir dakika diyecek. Sen artık emekli ol diyecek. Ve ben bu seçimlerin ikinci tura kalacağına ihtimal vermiyorum bugünkü tabloya baktığımda. Şimdi Saadet Partisi'ni kırptığı zaman ne olacak? Millet İttifakı'nın oylarından kırpmış olacak. Yeter mi? Bir dakika. Muhafazakar insanlardan da oy alacak. Kimden? İşte DEVA'dan da alacak. AK Parti'den de alacak. Şimdi öbür tarafta Muharrem İnce çıktı. Ona da küfür ediyorlar ya. Bölücü diyorlar, hain diyorlar. Abi ben aklım almıyor ya. Ne kadar gazeteci varsa hepsi sanki şey gibi okul arkadaşıyla kavga eder gibi çıkmışlar. Muharrem İnce'yi şikayet ediyorlar. Bana böyle dedi, ben de böyle dedim. Tak diye suratına telefon kapattım. Şimdi Muharrem İnce adaylığını bugün ilan etti. Meclisin önüne gitti. Açıklamalar yaptı. Şimdi Muharrem İnce'nin oylarında da hatırı sayır bir yükseliş var. O da kırpacak mı Millet İttifakı'ndan? Kırpacak. Kırptığı zaman da Saadet Partisi, yeniden Refah Partisi ister içeride olsun ister dışarıda olsun kardeşim. Cumhur İttifakı bunlara oy vermez.